Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli İsmail Anet izleyicileri, merhabalar efendim. Bir Fıkıh Saati programıyla yine huzurlarınızdayız. Vaktinizi bizimle paylaştığınız için canı gönülden teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Allah. Rabbim daha iyi günleri hep beraber kovuştursun bizleri inşallah. Amin inşallah hocam, afiyetiniz daim olsun. Hocam müsaadenizle sırasıyla soruları size yöneltmek istiyorum. İlk sorumuz, e, malum hocam Ramazan-ı Şerif ayı yaklaşıyor, e, zekat ile alakalı. Sorumuz şöyle, e, bir ticaret erbabı kendi şahsi malının ve aynı zamanda ticari malının zekatını nasıl ve ne zaman vermelidir? Özellikle hocam insanlarımızda e, Ramazan ayı ticaretle, öz, e, zekatla özdeşleşen bir ay. Dolayısıyla nasıl ki namazın belli bir vakti varsa... Ee, sanki zekatın da sadece Ramazan ayında verilebileceği e, düşünülüyor ee, ve havil diye bahsettiğimiz yani zekat yıl dönümü diye bahsettiğimiz tabirden birçok insanımızın çok fazla haberi yok. Hesap noktasında da bu hususu çok fazla karıştırıyorlar. Bu hususa da temas ederek eğer cevaplarsanız müteşekkir oluruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu ale, aleyhi ve sellem ve ba'du. Malumunuz e, kitaplarımıza baktığımızda e, zekata tahallük eden malları beş sınıfta ele alınıyor. Bunların e, birincisi işte al-sat yapılan ticari mallar, altın, gümüş ya da para dediğimiz e, hükmü olarak artışı olan mallar, bir de e, nesil gayesi ya da süt gayesiyle beslenilen ve seninin ekserisini otlakta geçiren yaylım hayvanları fıkıh dilinde saime diye tabir edilen hayvanlar. Bu üç e, kalemde aranan bir şart vardır ki bu da bahsettiğiniz üzere havlan havil yani üzerinden bir yıl geçmesi. Geri kalan iki kalem ki arazi mahsulü bir de yer altından çıkan madenler. Bunlarda ise bu şart yani havlen, havil şartı üzerinden bir yıl geçme şartı yoktur. Bunun sebebi çünkü arazi mahsulünde bir artış söz konusu değil. Mevla Teala Hazretleri size veriyor. Siz de aldığınızın belli bir miktarını fukaraya veriyorsunuz. Veya yer altından bir maden buluyorsunuz. Bulmuş olduğunuz maddenin bir kısmını fukaraya verip bir kısmını ise kendiniz kullanıyorsunuz. Ama yaylım hayvanı olsun veya asat yaptığınız e, mal olsun, uruzu ticare, ya da altın, gümüş veya para olsun e, bunlar e, bir takım ameliyelerle artış söz konusu olan mallardır. Dolayısıyla bu emsal mallarda zamana ihtiyaç olacağından dolayı e, fıkhi kaynaklarımız e, bu malların üzerinden bir yıl geçmesini zekatın vacip olması için aranan şartlar cümlesinden saymıştır. Şimdi bahsettiğiniz üzere insanlarımız genelde zekat ayı diye bildikleri ve ibadetlerine daha fazla ağırlık verdikleri Ramazan-ı Şerif ayını zekat noktasında da önemsiyorlar ve zekatlarını hep bu aya göre hesap ediyorlar ve bu aya göre zekatlarını ödüyorlar. Oysa kişinin nisaba sahip olması, nisap miktarına malik olması herkes için aynı güne denk gelmiş olmayabilir. Yani A şahsı Recep-i Şerif ayında ilk defa nisap miktarına sahip olmuştur. B şahsı Şaban-ı Şerif'te, C şahsı ise Ramazan-ı Şerif'te olabilir. Peki e, böylesi bir durumda kişi o yıl dönümünü hesap etmeden, e, o yıl dönümünün haricindeki herhangi bir günde sabit olarak zekatını hesap ederek verecek olursa, bu insan ya vermesi gereken miktardan daha fazlasını vermiş olabilir, ya da vermesi gereken miktardan daha azını vermiş olma ihtimali vardır. Bunu isterseniz şöyle bir örnekle izah etmek isterim. Ee, Hanefi mezhebine göre nisap diye tabir ettiğimiz rakam örneğin işte 98 gram altın diyelim veya işte buna bir limit olarak işte 100 TL diyelim. Varsayım olarak 100 TL değildir de bu kadar bir miktar malınız var sizin için bir yıl dönümü başladı. Diyelim ki Recep Recebi Şerif'in 5'i olsun. Ee, bu yıl dönümünden bir dahaki bu yıla gelecek olan zamana kadar arada velevki ki nisabın altına düşse bile veyahut da çok yukarılara çıksa bile bu artış veyahut da çıkma sıfırlanmadıkça önemsenmez. Ama sene sonu geldiğinde yani recep Şerif'in beşi geldiğinde veya biri geldiğinde elinizdeki yükün mala bakarız. Alacağınızı katarsınız, borcunuzu çıkartırsınız ve kalanın zekatını vermekte mükellef olursunuz. Velev ki yeni kazandığınız para e, diyelim ki hani nisap e, 100 liraydı. İşte ee, işte Recep Şerif'in beşiydi sizin için yıl dönümü. Siz dördünde bir 100 lira daha kazandınız. Recep Şerif'in beşine 10 lira ile 200 lira girdiniz. Böylesi bir durumda vermeniz gereken zekat miktarı 200 liranın olması gerekir. Yani o zaman hocam her kazanılan kazancın <laughs> üzerinden bir yıl geçme şartı yok. Hanefi insanlarımızın göre bir böyle bir şartı yoktur. Sene sonunda bunun hesabını yaparsınız. Hatta bu meseleyi vakıf olduktan sonra çokça sual edilen işte Bizim sene içinde aldığımız kira bedellerinin zekatını nasıl hesap edeceğiz emsali da aslında cevaplanmış oluyor. Yani bunları ayrı bir hesaba tabi tutmaya gerek yok. Yıl sonunda elinizde ne var ne yok bunları hesap edip bu şekilde zekatı verirsiniz. Peki örnek üzerinden gidecek olursak diyelim ki kişinin recebi biridir yıl dönümü ama bu adam Ramazan'ın birinde zekatını veriyor. Ve recebin birinde işte 100 lirayla girdi. Oysa bu adam bu 100 liranın zekatını vermesi gerekirken e, kendince onun zekatını vermedi. Çünkü o Ramazan'da zekatını veriyordu. Orada bir araba aldı. O 100 liranın diyelim ki 50 ile kendi kullanacağı bir araç aldı. Malumunuz kullanmak üzere alınan araç zekata tabi değildir. Ve Ramazan'a 50 lirayla girmiş oldu. Kendince diyecek ki benim elimdeki para 50 lira ve ona göre o 50 liranın zekatını verecek. Oysa bu adama vacip olan 100 liranın zekatıydı. Veya bunun tam tersi de olabilir. Yani e, daha düşük vermesi gerekirken daha yüksek vermiştir. Yani şöyle ki recep Şerif'e 100 lirayla girmişti e, ama onun zekatını vermedi. Çünkü Ramazan'da verecek olarak kabul ediyor. Ramazan-ı Şerif'e ayını ise 200 lirayla girmiş oldu. Yani o arada bir 100 lira daha kazanmış oldu. Bu adam 200 liranın zekatını verecek. Oysa vermesi gereken 100 liraydı. Bu sebepten dolayı e, nisabı ne zaman kişinin sahip olduğunu bilmesi e, zekat hesabında çok önemli bir unsurdur. Çünkü üzerinden bir e, kameri yılın geçme esası vardır. Peki e, kişi bunu bilmiyorsa adam 20 seneden beri 30 seneden beri veya 40 seneden beri zekat veriyor. İlk defa ne kadar e, önce zekat miktarı nisaba sahip olduğunun tarihini zapt etmemiş veya bunu o tarihlerde önemsememiş. Ve aradan yıllar geçmiş ve kendince her daim babasından öyle görmüş. Büyüklerinden ananiyesi olarak öyle gelmiş. İşte Kadir gecesi ya da Ramazan'ın ilk gecelerinde bunu vermeyi kendisine şiar edinmiş. Böyle bir insan ne yapacaktır? Kitaplarımıza baktığımızda nisap, ilk sahip olduğu günü unutan hakkında bir bilgiye pek rastlayamadık. Yani böyle bir konuda nasıl bir yol izlemesinin gerekeceğine dair bir ifadeye, bir tarihte bu konuya bayağı bir kafa yormuştuk, araştırmıştık arkadaşlarımızla beraber. Bununla alakalı açık bir ibare bulamadık. Peki ne yapılabilir? Yani hakikaten bu günümüzde bir sıkıntı olarak karşımıza geç gidiyor. Burada iki yoldan bahsedebiliriz. Birinci yol belki biraz zor yoldur. O da nasıl yapılabilir? Ee, sene içinde... Yani siz işte Ramazan'dan Ramazan'a hesap ediyorsunuz ama belki de senenin ortasıdır sizin için yıl dönümü. Sene içinde elinizdeki o ticari mallar olsun veya paranız olsun bir bilançosunu çıkartırsınız, bir araştırma yaparsınız. En çok zirve yaptığı dönem hangi dönemse o dönemdeki paradan zekatınızı vermiş olursunuz ki böylesi bir durumda kesinlikle yüzde yüz fazlasıyla vermiş olacaksınız. Yani eksik verme ihtimali yoktur ama tabii bunu hem hesap etmek ciddi anlamda zor olabilir e aynı zamanda bu belki de bir külfeti de kişiye gerekli kılabilir e ikinci yol olarak da kolay yol ee, Tabi bunu dediğimiz gibi kitabı olarak bulamazsak da bu konuda artık yapacak başka bir şey yok. İnsanın bir taharri etmesi, eğer bir kanaati varsa o kanaatini ön plana koyması, elinde bir makbuzu, senedi, çeki varsa ona göre hareket etmesi. Ama hiç böyle bir şey yoksa o zaman kendi kanaat getirecek, işte benim için artık yıl dönümüm şu gündür diyecek ve o günü esas alacak bir kelleliğine mahsus o yıl döneminde fazlasıyla zekatını versin ve ondan sonraki zekat hesap etmesini de o yılına göre yani kameri yıl olarak o yılına göre hesap ederek elindeki artıları ve eksileri hesap etsin. Bu bağlamda zekatını versin diyoruz. Yoksa rastgele kişinin ne zaman nisap miktarı mala sahip olduğu belliyken kendince daha önce veya daha sonra vermesi olabilir ama hesap etme noktasına baktığımız zaman elbette bu yılı önemsemesi gerekir. Aksi takdirde fazla verme iş ihtimali de olabilir. Eksik verme ihtimali de olabilir. Peki hocam. Hocam bir diğer sorumuz şöyle. Küçük çocukların e, avret mahalli ile alakalı ilgili ölçü nedir? Bu kapsamda özellikle e, annesi mesela çocuğun altını değiştirirken kendi kardeşleri veya babası kız erkek kız evlat olsun erkek evlat olsun e, eskaza es kaza çocuğun avret mahallini görecek olursa bu usta nasıl davranılmalı ve bir ölçü var mı bu konuyla alakalı? Evet. E, elbette bu konuda e, kitaplarımızın ifadesi doğrultusunda bir ölçü vardır. Ama burada şunu öncelikle ifade etmekte yarar var. Anneler evlatlarının işte bu alt temizliğini yaparken imkan nispetince başkalarının yanında bunu yapmaması, yabancıların yanında bunu yapmaması her ne kadar avret noktasında o çocuk için bir avret söz konusu olmasa da bu konuda hem o haya duygusunu yanındaki diğer çocuklarını aşılayabilme adına bu konuda titiz davranmasını tavsiye ederiz. Tabu bu bir tavsiye niteliğinde belki söyleyeceğimiz bir şeydir. Peki gerçek anlamda avret ne zaman zuhur eder? Avret diye tabir ettiğimiz o bölgenin tutulması ya da bakılması ne zaman için meşruiyet noktasında tartışılabilir? Ee, bu noktada hanefi kaynaklarından e, İbn Abidin Rahimullah Harşyesinde e, bu konuyu iki aşamalı ele alıyor. Ee, çocuğun doğumundan 4 yaşına kadar olan süreç, 4 yaşından e, serpilme çağı dediğimiz, müşteha diye ifade ettiğimiz e, bulu öncesindeki çağ olan e, bir dönem, ondan sonraki ölünceye kadar olan dönem. 4 yaşına kadar olan dönemde e, gerek kız çocuğu olsun gerek erkek çocuğu olsun e, bu bağlamda avretin söz konusu olmadığı. E, gerek galis veyahut da hafif fark etmez. E, erkek veya da kız olsun bu noktada gerek bakmak olsun gerek tutmak olsun e, bir avret olarak değerlendirilmeyeceği e, kitaplarımızda bu bağlamda ifade edilmiş. Ama tabii parantezimizi yine açmakta fayda var. İhtiyaç olmaksızın sizin e, buna dair bir gerekçe olmaksızın keyfi olarak tabii ki böyle bir şeye elbette kaçınmak elzemdir. En azından o haya duygusunu <laughs> Etrafımızdaki kişilere aşılayabilmek adına. Ama avret noktasında elbette 4 yaşına kadar bir çocuğun avreti yoktur. 4 yaşından sonra ise bu çocuğun avreti avreti galiz diye tabir ettiğimiz ön ve arka yolun haricinde avret yok sadece ön ve arka yol avret olarak hesap edilir işte eğer o yaşta da çocuğun bezlenmesi gibi veya da işte üstüne elbisesini değiştirmesi veya yıkanması gibi durumlarda dikkat edilmeli bir başkasının onu görmesine o bölgelerin görmesi engellenmeli Veyahut da o kişilerin o konuda daha titiz davranmaları gerekir. Ta ki ne zamana kadar müşteha diye tabir ettiğimiz bulu öncesinde e, artık e, yani genç kız adayı veyahut da bir delikanlı adayı olabilecek bir konuma gelmesi, e, serpilme çağına ulaşmış olması. E, böylesi bir yaşa geldiğinde ise artık bu kişi bulu çağına ermiş gibi değerlendirilir. Normalde bali olan bir kızın avret mali neyse veya bali olan bir erkeğin, ergen olan bir erkeğin avret mali nereleri ise bu kişi için de bu çocuk hakkında da aynı şeyleri söyleme imkanımız olacaktır. Yani özetleyecek olursak iki aşamadan bahsettik. 4 yaşına kadar herhangi bir avret sınırlanması yoktur. 4 yaşından müşteha yaşına kadar sadece ön ve arka galiz olan avret müştehadan sonra ise tıpkı Bulu çağındaki kişinin avreti neyse bu kişi için de aynı şey avret olarak değerlendirilecek. O zaman bu gibi çocukların hocam serpilme çağına kadar mesela kısa kıyafetlerle denize girmesi vesairesi haram olarak değerlendirilmez. Tabii ki. O, yani 4 yaşı öncesinden bahsedecek olursak. Ama tabii bunu yani yine o haya duygusunu çocuğa aşılayabilmek veyahut da çocuğun kardeşlerini bunu ifade edebilme adına imkan nispetince bu duyguyu onlara yaşatabilme. Çünkü hani atalarımızdan gelen bir söz vardır. Aç yaş, yaş iken eğilecektir. Belli bir kıvama geldikten sonra onun eğilmesi zor olur. E, o çocuk ufaklığından beri o aşıyı alırsa elbette bundan sonraki hayatı daha kolay olacaktır. Bu bağlamda tabii ifrata da gitmemek suretiyle e, imkan nispetince bunu aşılamakta fayda vardır. Ama dediğiniz gibi 4 yaş öncesindeki çocuğu gerek yıkama olsun, gerek bahseden işte deniz veya havuz gibi yerlere girdirmede e, avret noktasında e, biraz daha müsamahalı davranılabilir. 4'ten sonraki ise avreti galize dediğimiz olay ama müştaha konumuna geldiği zaman artık bu tamamıyla ergenlik çağına ulaşmış bir genç kız gibidir ve ergenlik çağına ulaşmış bir delikanlı gibidir. Bu konuda e, tam anlamıyla avret konusu dikkat edilmesi gereken meselelerden olacaktır. Peki hocam teşekkür ediyoruz. Hocam bir diğer sorumuz yine e, Ramazan kapsamında oruçla alakalı. E, Diyaliz, biyopsi e, gibi tıbbi müdahaleleri yaptırmak orucu bozar mı? Yine aynı kapsamda şeker hastalarının gün içinde kullandıkları inüsilin iğnesi de orucu bozar mı? Şimdi siz e, soruyu belki e, tek cümle içinde ele aldınız ama bu meseleler aslında tek tek ele alınması gereken konulardandır. Öncelikli olarak e, şeker hastalarının kullanmış olduğu enüsülünü ele alacak olursak e, bu konu iğnenin orucu bozup bozmama meselesi. E, diğer bir ifadeyle insan vücuduna tabi olmayan bir menfezden bir şeyin derc edilmesinin orucu bozup bozmaması ile alakalı olan bir konudur bununla alakalı daha önceki programlarımızda hatta özel olarak başka arkadaşlarımızın da bu konuda detaylı açıklamaların olduğunu biliyoruz. Hani Hanefi mezhebinde zahir rivayette bu konuda Ebu Hanife Rahimullah'ın ifadesi, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Rahimullah'ın ifadesi ve o ifadelerden e, istimbat edilen sonraki müteakil ulemanın işte tabi bir menfez meselesi, İmam-ı çıkarımları onlara şu anda temas etmeyeceğiz. Ama net olarak şunu söyleyebiliriz. siz de içinde olmanız hasebiyle de vakıfsınız bunu. Biz camiada fetva kurulu olarak bu konuda e, iğne olsun eni üstünün olsun bu tarzda e, keyfi bir uygulama olarak e, oruçlu olan bir kimsenin bunu uygulamaması çünkü İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Rahimullah'a göre her ne kadar orucu bozmama noktasında bir fetva olsa da ihtiyazsa dediğinde İmam Ebu Hanife'nin Rahim, Rahimullah'ın fetvası doğrultusunda orucu bozulacağını ifade ediyoruz. Ama e, artık o kişi için e, çıkmaz. İlla ki öyle olması gerekiyor. Başka bir alternatifi yok. İftar e, sonrası veyahut da sahur öncesi yapma durumu yok. Aksi takdirde doğru tutamayacak. Bu sadece en için bahsetmeyelim. Kişinin migreni tutmuştur gün içinde. E, İlla ki ağrı kesici e, alması gerekir. Ağız yoluyla ağrı kesici alırsa kesinlikle herkese göre orucunu bozacaktır. Ama iğne yoluyla bu ağrı kesici alırsa en azından e, iki imama göre orucunu bozmama görüşü olacaktır. Böylesi bir durumda ki meseleler hariç keyfi bir uygulamada iğnenin orucu bozacağını söyleyebiliriz. Ama bu gibi zaruri durumlar söz konusu olursa orucuna yine devam etsin, bozmasın. Ama bu olaylar başına bir kere iki kere gelmiş yani bu olayların vakıf gelmeyeceği günlerde de oruç tutma imkanı varsa daha sonradan ihtiyasa dediğinde kaza etmesini söyleriz. Ama yok bu adam şeker hastası yani daha sonraki günlerde de illa o en kullanacaktır. Yani böyle bir durumda ise İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Rahimullah'ın nispet edilen fetva doğrultusunda o halde oruçlarına devam etmesini söyleriz. E bu yine enüsinin ve ser tarzındaki ee suale cevapsa dediğinde olsun. E, diyaliz meselesine gelince e, şu anda Türkiye'de uygulanan iki tip diyalizden bahsediliyor. Valide de bizim diyaliz hastası olması hasebiyle buna biraz daha vukuf var. Allah'ım şifalar versin. Allah razı olsun. Rabbim cümle diyaliz hastasını hatta cümle ümmetin Muhammed'in hastalarına acil şifalar ihsan eylesin. E, bunun bir kısmı kişinin bireysel olarak kendisinin yapmış olduğu e, işte karın bölgesine yapılan bir ekipman ile vücuda bir sıvı veriliyor. Birkaç saat o sıvı içeride kalıyor ve daha sonradan onu kendisi dışarıya boşaltıyor. Burada zaten orucun bozulacağı aşikardır. Tıpkı iğne meselesinde olduğu gibi. Çünkü vücuda tamamıyla dışarıdan bir sıvı veriliyor. Belli bir zaman sonra o sıvı dışarıya boşaltılıyor. Ama hem o diyaliz diye tabir edilen muhtemeldir ki bu soruyu soranların gayesi de budur. Yani makine vasıtasıyla Hastanın işte kateter veyahut da füskülden yani damar yolundan e, kanının alınıp makinede filtre edilip içindeki sıvının e, idrarın dışarı atılması ve tekrardan aynı kanın vücuda derc edilmesi. E, burada sanki şöyle bir izlenim olabiliyor. E, vücuttan bir şey e, dışarıdan bir şey vücuda girmiyor. E, vücuttan çıkan kan temizlenerek yine aynı kan vücuda giriyor. Ee, bu dışarıdaki o tedeki kanı bir damar yolu gibi hesap edecek olursak sanki dışarıdaki bir damar yani vücut içinde değil de vücut dışındaki bir damar gibi. Ee, nitekim e, muhasır olan bazı ehli ilimden bu şekilde tevil edenler de var bu konuyu. Ama bizim de bu noktada e, ifademiz neticede öyle veya böyle dışarı çıkmıştır. Çünkü o vücuttan dışarı çıkmıştır. Vücutta olan artık kan değildir ve bir takım işlemlere tabi tutulmuş. Hatta dense dahi onun içine bir şey ilave edilmese de bildiğim kadarıyla bazı eksiklikler söz konusu olursa kana bazı ilaveler de bulunabiliyor. Gerek makine vasıtasıyla gerek oradaki sağlık görevlileri vasıtasıyla felek hiçbir şey bulunulmasa bile dışarıdan bir şey tekrardan kendi kanı dahi olsa enjekte edilmiş oluyor. Bu İmam Azamla İmameyn arasındaki o görüş ayrılığını da göz önünde tutarak bunun oruca engel olacağını söyleyebiliriz. Bir de şu var ki zaten diyaliz hastaları diyaliz sonrasında çok bitkin bir hal olması ve böyle bir durumda zaten oruç tutma durumunda da ciddi anlamda bir meşakkat içinde olduğunu bilmekteyiz. Yani belki de bu farazi bir soru olarak da sorulmuş olabilir. Çünkü ee, bu konumda olan bir hastanın oruç tutması ciddi anlamda bir meşakkattir. Yani sadece diyaliz ünitesiyle alakalı değil. Ama yaşı gençtir, etki yapmıyordur, e, oruç tutmama mani bir durum yoktur diyecek olursa Burada da aynı şeyi söyleyebiliriz. İmam-ı Azam ile İmami'nin arasındaki görüş ayrılığını. Çünkü neticede tabi bir menfezden vücuda bir şey e, girmiyor. E, ve bunun kurtuluşu da yani normal bir günde de tutma durumu olmadığı için bu fetva ile hareket edebileceğini ifade edebiliriz. Ama normal şartlarda baktığımız zaman tercih edilen fetva İmam-ı Azam Rahim'i görüşü doğrusunda iğne için söylediklerimizi aynısını bu ikisinde söyleyebiliriz. Hocam Geliriz. biyopsiden önce şuraya temas etmek istiyorum. Hem e, bahsettiğiniz Diyalizin ilk kısmı evet. hem de e, enisülün ve migren ağrızı, migrenle alakalı bahsettiğimiz ağrı kesiciler kapsamında e, Diyanet şöyle bir ayrım yapıyor, dinçleri yüksek kurulu. E, deri altına yapılan enjeksiyonlarla e, direkt e, damar kanalından yapılan veya işte CvF mideye yapılan enjeksiyonları birbirinden ayırmak gerektiğini ifade evet. ediyorlar. Sizin izahınızdan özellikle İmam Azim ve bu Hanife'den gelen görüşe binaen İhtiyat noktasında bu hususta bir ayrım gözetilmemesi gerektiğini anlıyoruz. Aynen dediğiniz gibidir. Ee, bahsettiğiniz gibi bazı kurumlar bu konuda vücuda gıda olması veya bir tedavi süreci olması şeklinde bir ayrıma gidiyorlar. Ama e, klasik kaynaklarımıza baktığımız zaman böyle bir ayrımın olmadığını sizler de vakıfsınız mutlak manada vücuda bir şeyin girip girmemesi hatta zahir rivayedeki ifadeler işte bir okun ucu girmesi okun ucunun dışarıda kalması gibi e, tarihler yani dışarıda kalmayıp da içeride tamamıyla kaybolsanın bile orucu bozup bozmayacağı tartışılmış. Oysa onun vücuda bir faydasının olmayacağı, bir gay zar yani bir yararın olmayacağı, aşikar hatta belki de zararının olacağı aşikar olduğu halde ee, bu net bir şekilde zahir rivayet kitaplarında dillendirilmiştir. O yüzden böyle bir ayırma e, biz camiye olarak İsmail Fetva Kurulu olarak gitmiyoruz vücuda dışarıdan bir şeyin girmesi, o giren şeyin tedavi olması veyahut da deri altın olması veya cefe vusul olması ki cev konusu bile aslında tartışmalı bir konudur. Yani ceften kastedilen nedir? Bu bile aslında çok net bir şekilde şudur veya budur ifadesini kullanmak hakikaten müşkildir. ki nerede kaldı? Zaten İmam-ı Azam Rahimullah'a göre böyle bir ayrım olmamıştır. Vücuda mutlak manada bir şeyin girmesi olarak ve kaybolması olarak beyan edilmiştir. O yüzden bizim böyle bir ayırımız yoktur. Ee, gelelim biyopsi konusunda ise biyopsi bildiğimiz kadarıyla vücuttan bir parça alınması. Yani cevhten bir parça alınması ama bu bir takım alet ve edevatlarla alınıyor. Ee, şimdi burada o alet yani tabii biz bunu farazi olarak konuşuyoruz. Ee, sahada olmadığımız için bunun bizatihi yapılırken de müşahede etmediğimiz için e, bunu tam anlamıyla tahkiki anlamda bilme imkanımız şahsın olarak benim yok. E, vücuda bir şey dercediliyor, sokuluyor e, ama o derc edilen şey vücutta tamamıyla kaybolmuyor. Yani bir ucu dışarıda kalıyor ki kitab-ül bununla alakalı ifadeler var. Yani vücuda bir e, şey girse e, ama onun ucu hala dışarıda kalsa, tamamıyla o kaybolmasa ve tekrardan çekilecek olsa bu kimsenin orucunu bozmayacağı. Bu bağlamda meseleye bakarsak bu orucu bozmasın. Ama muhtemeldir ki vücuda o derc edilen şeyin işte uç taraflarına veyahut da o alet veya devata bir takım ilaçlar sürülme ihtimali vardır veya bir takım jeller konuda biliyor belki daha rahat gidip gelsin diye. E bu şu demektir vücuda hariçten bir şeyin yine girmesi olacaktır. Eğer bu ağız yolu gibi tabi bir menfezden bu yapılıyorsa ittifakla bu zaten orucu bozacaktır. Tabi bir menfezden değil de ameliyatla işte lazerle bir delik açılarak oradan yapılıyor ise e böylesi bir durumda da işte biraz önce bahsettiğimiz İmam Ebu Hanife Rahimullah ile İmam Ebu Hüsü ve İmam Muhammed Rahimullah arasındaki görüş farkı belki yansıtılacaktır. Bu bağlamda da bu biraz önceki anlattıklarımızın aynısını bu meselelerde de irdeleme imkanımız vardır. Eğer kuru bir şekilde ithal ediliyor ise ama üzerinde bir sıvı bir ilaçla yapılıyorsa e, bunun da bu bağlamda değerlendirilmesinde fayda olacaktır. Tabii menfez derken vücut içine açılan doğal kanallardan evet, kulak, yani ağız, ağız gibi. Ağız gibi, burun gibi çünkü biyopsiler bazen bu şekilde de yapılabiliyor endoskopi, kolonoskopi tarzında. Teşekkür ediyoruz hocam. Hocam bir diğer sorumuz şöyle. Ee, Alzheimer hastaları oruçla mükellef olurlar mı Ramazan'da? Şimdi e, Alzheimer e, malumunuz beyinde olan bir hastalıktır. E, beyin ise kişinin akli melekesinin e, oluşturan bir unsur. E, bir insanı mükellef kılan her şeyden önce akıldır akli melekelerini yitirmiş olan bir insan elbette mükellef olmayacaktır. Ama bildiğimiz kadarıyla bahsettiğiniz bu hastalıklarda belli sınırlamalar vardır. Yani hepsi eşittir. İşte ya Alzheimer'dır veya değildir veya her Alzheimer şu vasfı haizdir deme imkanımız olmadığı için e, burada şunu tespit etmemiz gerekir. Bu kardeşimizde unutkanlılık mı var? Yoksa gerçekten mecnun diye ifade edebileceğimiz, deli diye ifade edebileceğimiz akli melekelerini tamamıyla yitirmiş bir kişi midir? E, ee, i̇sterseniz bu konuyu e, yani geniş çerçevede cevap verme adına bu ve bu kardeşimiz gibileri kendi hastalarına dair e, danışma hattını arasınlar. Oradaki arkadaşlarımıza hastalarının durumunu çünkü bazı sualler sorulacak işte evinin yolunu bulabiliyor mu? E, veyahut da nasıl davranıyor yani tamamıyla bir mecnun niteliğine haiz midir yoksa bazen unutuyor bazen hatırlıyor şeklinde mi ona göre bazı sualler soracaklar. O arkadaşlarımızın suallerine e, sual eden kimsenin vereceği cevap neticesine göre sonuçta farklılık olacaktır. O yüzden burada her bir bireyin şahsına münhasır bu konunun fetvasını sormasını tavsiye ederiz. Teşekkür ediyoruz hocam. Hocam yine bir diğer sorumuz yine küçük çocuklarla alakalı. Ee, ebeveynler, anne ve babalar küçük çocuklarına erkek veya kız çocuğu olsun altın yüzük, altın ziynet takabilirler mi? Veya erkek çocuk mesela ipek giysi giyebilir mi? Evet. Ee, yine bu konuyla alakalı hatırladığım kadarıyla Hanefi mezhebi ile Şafii mezhebi arasında görüş farklı olan konulardan bir tanesi. Ee, Allah-u Alem Bedaü Senaide olsa gerek sanki orada okumuş idim hatırladığım kadarıyla. Ee, şöyle bir tartışma ele alınıyor. Blue çağına ermiş olan bir kimse ne ile muhatap ise, ne ile mükellef ise, blue çağına ermemiş olan çocuk, çocuk olması itibariyle her ne kadar kendisi mükellef olmasa da ebeveyni mükellef oldu. Çünkü çocuktur, onun için bir kalem yazmıyordur kendisi bu bağlamda sorumlu olmayacak ama ebeveynin o çocuğuna bunu yüklemesi, bunu yapması ebeveyn açısından bir günah olarak tereddüt edeceği. Bu durumdan baktığımız zaman erkek çocuğun e, ki bluçağını ermiş olan bir erkeğin altın takı kullanması caiz olmadığı için bu çocuk olması durumunda da ebeveynin o çocuğa altın takı takması caiz olmayacaktır keza işte çağına ermiş olan bir erkeğin ipek elbise giymesi caiz olmadığı gibi eee çağına ermemiş olan çocuğa erkek çocuğa ebeveyninin ipek elbise giydirmesi yine caiz olmayacaktır. Şafii mezhebi bu konuda biraz daha farklı mesele alıyor. Onur Muhtaç'ta görmüştük. Allah selamet versin. Rabbim şifalar ihsan eylesin Halid Günaç hocamız da bu konuları okurken özellikle bana üzerine çizdirdiği meselelerden bir tanesiydi. Oradaki ifadelerde çocuk o ki mükellef değil ise o zaman ebeveynin o çocuklara böyle bir yön çizmeye noktasında da bir teklifin olmayacağından bahsediliyor. Yani bu şu demektir çocuk bulu çağına ermemişse, e, ipek elbise giyiyorsa erkek çocuktan bahsediyoruz. Ebeveynin bundan dolayı bir mesuliyetin olmayacağı. Ama tabii bu e, Şafi mezhebi kuralları doğrultusunda. Hanefi mezhebi açısından baktığımız zaman hayır bulu çağına ermemiş çağına ermiş olan kişi neyle muhatapsa o kişi çocuklarıyla da bu noktada kendisi muhataptır. Çocuk her ne kadar muhatap olmasa bile buna göre bir yol haritası çizmesi gerekir. Hatta Bedai'de şöyle bir misal getiriyor idi. Hatırladım. Şimdi bunu söylerken hatırladım. Nasıl ki bir babanın çocuğuna şarap içirmesi caiz değilse, yani haram olan bir müskiratı içirmesi caiz değilse ki oysa o da buluçağına ermiş değildir. Ona altın takık vermesi ya da işte ipek giydirmesi erkek çocuğu için bu bağlamda caiz olmadığını böyle bir e, kıyaslama yapıyordu. E, aslında Şafi mezhebine de bir nevi cevap sadediğinde olarak bu söyleniyor. Çünkü Şafi fıkhında da şu caiz değildir. E, bir babanın çocuğuna şarap içirmesi caiz değildir. E, her ne kadar altın takı konusunda farklı görüşler olsa da o yüzden bu noktada da şunu yapmak gerekir bazen e, annelerin yanındaki çocukları görüyoruz kılı kıyafet noktasında veya babaların yanındaki evlatlarını görüyoruz takılar noktasında e, sanki adeta özleminde bulunduğu bir şeyi kendisi tatbik edemeyip çocuğunda tatbik ettirme durumu oluyor ki bu hakikaten yanlış bir şeydir eğer menfi bir durum ise ee, o zaman bir büyük olarak nasıl ki kılık kıyafetimize dikkat ediyorsak çocuğumuzun da kılık kıyafetine dikkat etmeliyiz. O çocuktur, onun önemi yoktur demek elbette erdemli olan anne babaya yakışır bir durum değildir. Çünkü o çocuğun neticede onu benimsemesi, onu özleşmesi ve belli bir yaşa geldikten sonra dönüşümün olmayacağını maalesef çok fazlasıyla müşahede ediyoruz. Bakıyoruz kapalı mütedeyyin anne babadan olma çocuklar işte maalesef tesettür noktasında çok farklı bir imajla piyasaya çıkabiliyor yani annesi tam anlamıyla bir tesettür içinde ama kızına bakıyorsun ki sanki öyle bir anneden olma bir kız değil farklı bir modern aileden parantez içinde modern diyorum böyle bir aileden yetişmiş tarzında bir kız evladı olabiliyor o yüzden bu ufak iken çocukkinden ona verilen eğitimden kaynaklı olduğunu da vurgulamakta fayda vardır. Hocam hocam bir diğer sorumuz fıtır sadakası ile alakalı. E, fitre ne zaman verilmelidir? Hakeza Ramazan'dan önce fitre verilebilir mi? Evet. E, fitre e, yine Hanefi mezhebinde mali bir ibadet olmakla beraber zekattan farklı olarak zekat mala tahallük eder. Fitre şahsa tahallük eder. Bu bağlamda eğer o kişi berhayat ise Ramazan-ı Şerif ayından önce de fitrenin verilmesinin meşru olduğu kitaplarımızda beyan edilmiş. Ramazan ayı özellikle bayram son nihai gün olarak beyan edilmiş. Bugünden sonrasına teyit edilmesinin mekruh olacağı. O yüzden fitreden bahsedecek olursak Ramazan gelmeden de kişinin fitre vermesi meşrudur, caizdir. Ama fidye ile karıştırmamakta fayda vardır. Bir de yaşlılığından dolayı veyahut da müzmim olan hastalığından dolayı oruç tutamayan kimseler her bir gün için bir fidye vermesi gerekiyor. Peki bu fidyeyi Ramazan öncesinde verebilir mi? El cevap veremez. Ama Ramazan-ı Şerif ayına girdikten sonra daha henüz günleri gelmemiş olan oruçların fidyesini verebilir. Yani Ramazan'ın birinde Ramazan'ın 30'unun da fidyesini verebilir ama daha henüz Ramazan'ın biri olmadan e, hiçbirinin fidyesini veremez. Ama fitre dediğimiz olay ise bundan bağımsız olarak Ramazan öncesinde de kişinin fitre vermesi caizdir. Teşekkür ediyoruz hocam. Hocam son sorumuz şöyle. Oruçluyken sefere çıkan kişi ne yapmalıdır? Geceden yolculuğa çıkmayan kişinin oruç tutmama ruhsatı var mıdır? Yani şöyle izah edelim, e, s, e, malumunuz Ramazan orucu e, hür olan, mükellef olan ve mukim olan Müslümanlara e, gerekli olan bir vecibedir. Ancak bir insan misafir ise yani sefer durumunda ise bu kimse Ramazan orucunu tutmama noktasında ruhsat tanınmış. Daha sonraki günlerde kaza etmek kaydıyla. Şimdi kitaplarımızda şu konuya dair ihtilaf vardır. E, Kişinin haleti seferde iken imsak üzerine doğmuş olması ile yoksa daha henüz imsak kesmemiş e, ve imsak kestiği zamanda da seferde olmayacak. Yani mukim olacak ama gün içinde sefere gideceği kesin. Böylesi bir durumda geceden niyet etmemesi yani imsak kestikten sonra mukim olduğu halde oruca niyet etmemesi bu kişi hakkında ruhsat olarak değerlendirilir mi değerlendirilmez mi? e, ee, iki örnek verelim. Siz seferdesiniz ve seferdeyken imsak kesiyor. Sizin oruca niyet etmemeniz ruhsattır. Bu konu ittifakidir. Siz ama evinizdesiniz, memleketliyseniz işte öğlenliğin uçak biletiniz var veya öğlenliğin otobüs biletiniz var. Ve o saatte yola çıkacaksınız ama imsak kestiği anda bu kimsiniz? Memleketinizde evinizdesiniz. Peki siz nasıl olsa öğlenliğin sefere çıkacağım diye Oruç tutmama ruhsatınız var mı? Bu konuda Hanefi kaynaklarında iki farklı ibareyi görme imkanımız var. Ee, bazı ifadelerde o ki bu gündüz vakti sefere çıkacaktır. Ee, ve e, oruca başladıktan sonra sefere çıkan bir kimsenin orucu bozma ruhsatı da yoktur. Bu da önemli. Yani siz oruca niyet etmişseniz o ki ben seferdeyim orucumu bozabilir miyim diye bir sual edilecek olsa bu kişinin orucu bozması caiz değil. Bozacak olsa kefaretin gerekmemesi ayrı bir konu ama bozmasına ruhsat tanınır mı? Tanınmaz. Peki böylesi bir durumda bu adam da o ki gün içinde oruç sefere çıkacaktır ve orucunu bozma ruhsatı da tanımıyorsa, o zaman geceden oruca niyet etmeme yetkisi vardır diyen bir grup var. Diğer bir grup ise diyor ki an itibarla bu kimse bu kimdir? İleride sefere çıkma niyetindedir. Sefere çıkmak bir ameliyedir, bir fiildir. Fiil ise mücerret niyette oluşması yani bir eylem olması gerekir. Bir fiil icra edilmesi gerekir. Dolayısıyla o fiil icra edilmedikçe bu insana seferi denilmeyeceği için, misafiri denilmeyeceği için sefer ruhsatından istifade etmesi bu bağlamda bu kişi için geçerli olmaz ifadesine yer verilmiş. O yüzden bizler de bu konuda ihtiyaç dediğinde bu iki görüşte de en ihtiyatlı olan kişi henüz seferde değilse yani imsak kestiği anda seferde değilse böylesi bir durum bu kimsenin e, oruç ruhsatından istifade etmesinin olmayacağını söyleyebiliriz. Ama burada şöyle bir ayrıma gitme imkanı da olabilir. E, tabii bir inisiyatif olarak e, bazı sefere çıkma e, anlaşmaları vardır ki e, neredeyse yüzde yüzdür. Yani örneğin uçak biletiniz alınmış, otobüs biletiniz alınmış, e, belki günler öncesinde hazırlık yapılmış e, o sefere illaki çıkılacaktır. Bir böyle bir sefer vardır. Bir de sizin kendi özel aracınızla, kendi imkanlarınızla yani çok da e, önemli değil. Yani o gün işte başım ağrıdı deyip de çıkamaya da çıkamayabilirsiniz. Veya bir telefon geldi veya çok e, önemli bir durum olmaksızın. Ya bugün keyfim yok bugün ben bu sefere çıkmayayım diyebileceğiniz bir durum ise. Böylesi bir durumda geceden niyet etmeme e, diye bir ruhsat olmasın. Ama ikinci durumda yani günler öncesinde siz hazırlanmışsınız. Ee, öyle ef'ten püften bahanelerle terk edebileceğiniz bir sefer değildir. Böyle de ve o sefer de meşakkatli bir seferdir. Ruhsattan da istifade etmek istiyorsunuz. Yoldayken de bozma durumunuz yok. O zaman diğer görüşte de bu bağlamda bu kişi dar çerçevede yani özel dairede e, amel etme imkanı da olabilir diyebiliriz. O zaman kişiler biraz kendi çıkacakları yolculuk ve vicdani sorumlulukları kapsamında karar e, O konuda olur. bir hoca efendiye danışarak kendi hallettlerinin haleti durum durumlarını ifade ederek ona göre fetva sorularını da tavsiye edebiliriz. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah Azze ve Celle emeklerinizin karşılığını inşallah rızasıyla sizlere versin. Cümlemizi inşallah Allah razı olsun. Efendim sizlerden gelen, gelen soruları yanıtlamaya gayret ettik. Eğer sürçülisan ettiysek affola. Siz de İsmail Anet aracılığıyla sorularınızı bize yöneltebilirsiniz. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Allahümme salli ala سيدنا محمد وعلى